İstanbul Büyükçekmece ve Sarıyer'de peş peşe uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Rekor seviyede metamfetamin türü uyuşturucu madde yakalandı. 1 ton 117 kilogram. Bir zamanların bonzaisi gibi bugün metamfetamin denilen bu uyuşturucunun adını sürekli duyuyoruz. 2015 yılında Türkiye'nin 54 ilinde metamfetamin ele geçirilmişti. 2019 yılında Türkiye'de metamfetamin ele geçirilmeyen tek bir il bile yok. Metamfetamin nasıl bu kadar yaygınlaştı? Metamfetamin sokakta farklı isimlerle de anılıyor. Ateş, buz, Metin amca, Hitler eroini. Dünya çapında tanınmaya başlanması 2. Dünya Savaşı'nın sonrasına dayanıyor. Hitler, Blitzkrieg adı verilen savaş stratejisinin uygulanması için tank kullanan askerlerine sıklıkla metamfetamin kullandırtıyordu. Çünkü tanklar Hitler'in hızlı savaş stratejisinin bir parçasıydı ve düşmanı kuşatabilmeleri için cesarete, enerjiye ve zindeliğe ihtiyaçları vardı. Met de kısa vadede tam olarak bunları sağlayan bir uyuşturucu türü. Uzun süre ayakta durabiliyorsunuz, özgüvene kavuşuyorsunuz ve kısa dönem beyin aktiviteniz artıyor. Tabii met kullanan kişilerin başına bir süre sonra bu hislerin yerine saldırganlık, korku, anksiyete, panik ve paranoya geliyor. Metamfetamin alındıktan sonra beyinde haz veren dopamin hormonunu salgılıyor ve kalp atışını hızlandırıyor. Uyuşturucunun etkisi geçtiğinde dopamin seviyesindeki azalma tekrar kullanma isteğini oluşturuyor. Sürekli haz verdiği için de çok hızlı bağımlılık yapıyor. Metamfetamin, amfetamin grubundaki diğer uyuşturucu türlerine göre bulunması çok daha kolay ve daha ucuz. Ve dünyada met kullanımı giderek artıyor. Birleşmiş Milletler'e göre 2000 yılından 2019 yılına kadarki süreçte dünya genelinde ele geçirilen metamfetamin miktarı 6,5 katına çıkmış durumda. Türkiye'de ise 2021 yılında ele geçirilen metamfetamin miktarı 5 ton. Bir önceki seneye göre %43 oranında artmış. Yüksek miktarda uyuşturucu yakalamak iyi bir habermiş gibi gözüküyor. Ama öyle değil. Çünkü asla piyasadaki uyuşturucunun tamamını yakalayamıyorsunuz. Avrupa Birliği değerlendirmelerine göre bir ülkede yakalanan uyuşturucu madde yakalanmayanların 5'te 1'i. Yani bu hesaba göre 5 ton yakalıyorsanız 25 ton civarı piyasaya sürülmüş oluyor. Amerikan Uyuşturucu Mücadele Birimi'ne göre ise bir ülkede yakalanan uyuşturucu madde yakalanmayanların 10'da 1'i. Eğer 15 ton yakaladığınızı söyleyip bunu başarı hikayesi olarak aktarıyorsanız Amerika'dan baktığınızda 15x10, Avrupa'dan baktığınızda belki 15x5'lik bir rakam en azından ülkenizden geçiyor veya da bunun büyük bir kısmı ülkenizde kalıyor demektir. Türkiye'de uyuşturucu kullanımı ile alakalı 2021 yılında yaklaşık 300 bin kişiye işlem yapılmış. 2020 yılına göre %27'lik bir artış söz konusu. Biz rakamları Türkiye'de kaç bin insanın, kaç yüz bin, kaç milyon insanın uyuşturucu kullandığını bilmiyoruz. Ama bakın eğer mevcut yakalamalara baktığımızda, az önce ifade ettiğim istatistiklere biraz derinlemesine baktığımızda Türkiye'de en iyimser rakamlarla ben 1-2 milyon civarı belki daha fazla insanın uyuşturucu madde kullandığını söyleyebilirim. Türkiye dünyada yüklü miktarda uyuşturucu yakalayan ülkelerden birisi. Bunun en temel sebebi Türkiye'nin uyuşturucu rotasının merkezinde yer alması. Bir uyuşturucunun yolculuğunda 3 yerde bulunabilirsiniz. Bir kaynak ülkesi olabilirsiniz. Yani uyuşturucunun imal edildiği ülke olursunuz. 2. Hedef ülke olabilirsiniz. Yani uyuşturucunun tüketiminin yapıldığı yer olursunuz. 3. Transit ülke olabilirsiniz. Uyuşturucunun üretildiği yerden tüketildiği yere giderken aradaki geçiş ülkesi olursunuz. Türkiye hem kaynak, hem transit, hem de hedef ülke konumunda. 2022'nin Mart ayında Türkiye'nin kaynak bir ülke olduğuna dair bir kanıt ele geçirildi. İran'dan gelen bir tırdan 1 ton 18 kilogramlık sıvı met yakalandı. Bu tek seferde ele geçirilen en büyük sıvı met olarak kayıtlara geçti. Eğer metamfetamin sıvı olarak ülkenize getiriliyorsa, aynı zamanda bir de ülkenizde asit yakalamaları varsa, buradan şu sonucu çıkarmak yanıltıcı olmaz diye düşünüyorum. Ülkenizde metamfetamin imalatı var demektir. Metamfetamin genelde sıvı halde tüketilmiyor. Heisenberg gibi bir adamın gelip asit gibi farklı uyuşturucu türleriyle karıştırması ve kristalize etmesi, yani son kullanımı hazır hale getirmesi lazım. Birkaç yüz laboratuvar olduğundan biz Türkiye'de metamfetamin laboratuvar olduğundan bahsedebiliriz. Türkiye'nin coğrafi konumu yüklü miktarda uyuşturucu transferinin gerçekleşmesinde önemli bir etken. Türkiye, doğu ve batı arasındaki uyuşturucu trafiğinin merkez bir konumunda. Özellikle kristal metamfetamin yapımında gerekli olan asit, Belçika ve Hollanda'dan imal ediliyor. Hedef ülkeler Türkiye, Suriye, İran ve Afganistan. Aynı şekilde Suriye, İran ve Afganistan'da imal edilen metamfetamin Batı ülkelerine transfer ediliyor ve Türkiye bu rotaların tam merkezi konumunda.
Türkiye'nin Irak, Suriye, Afganistan gibi çatışma bölgelerine yakın olması demek, uyuşturucu ticaretine de yakın olması demek. Çünkü çatışma bölgelerinde öncelikli olan şey güvenlik. Uyuşturucu ile mücadele bu tarz çatışma ortamlarında ikinci planda kalıyor. Suriye'de savaşan hiçbir tarafın ilk derdi uyuşturucu ticaretini durdurmak olamaz. Afganistan gibi devletin varlığını neredeyse tamamen yitirdiği ve yerine Taliban gibi bir terör örgütünün geldiği yerlerde de uyuşturucu tacirlerinin işleri kolaylaşıyor. Ama ülkeniz barış içinde, ileri bir demokrasiyle yönetilse bile insanlar uyuşturucu ticareti yapmaya devam ediyorlar. Hem de pek çok ülkede ağır cezalar olmasına rağmen tüm riskleri alıp üretim yapıyorlar, satıyorlar. Çünkü uyuşturucu ticareti bayağı karlı bir iş. Geçmiş yıllarda yolsuzluğa bulaşan biz yolsuz iş adamlarının hızlı bir şekilde eroin, kokain veyahut da metamfetim ticaretine kaydığını gördük biz. Çünkü neden? Çok karlı bir iş. Sadece bir ton kokain yakalaması Türkiye'de veya dünyada 50 milyon dolar. İşin içinde büyük paralar olunca bu pastadan pay almak isteyenlerin sayısı da artıyor. Bu kadar karlı ve yasa dışı bir işin de yürümesi için devletten birilerinin de yer alması şaşırtıcı olmuyor. Uyuşturucu ve devlet arasında 3 tür ilişkiden bahsedebiliriz. Birinci grup işbirliği yapan gruplar. Bu modelde devletten birileri bu işin içerisinde aktif bir şekilde yer alıyor. İkinci grup göz yumanlar ya da tolere edenler. Daha çok rüşvet ilişkileri söz konusu. Uyuşturucu trafiğine müdahale etmiyorlar. Doğrudan uyuşturucu ticaretinin içinde değiller. Üçüncü grup yüzleşenler. Bu modelde devlette yaygın bir yolsuzluk olmuyor. Memurların rüşvet alarak uyuşturucu ticaretine karışmaları yaygın olan bir şey değil. Devlet kartellerin büyümesine müsaade etmiyor. Türkiye'nin üçüncü grupta olmadığını biliyoruz. 2015'ten sonra araçlarında uyuşturucu yakalanan polisler var, hakimler var, savcılar var, askerler var. Bunlar eğer birden artıyorsa, suç gruplarının olduğu gibi bu insanlar da eğer yakalanma noktasında risk görmüyorlarsa bence genel olarak ülkenin içinde bulunduğu rejime bakmakta fayda olduğunu düşünüyorum. 2021 yılında da Sedat Peker siyasetin içinden bazı kişilerin uyuşturucu işinde olduğuna dair bir takım iddiaları ortaya atmıştı. Hatta Peker'in iddialarının bir kısmı Uluslararası Narkotik Strateji raporunda bile yer aldı. Uyuşturucu ticareti yapan veya buna göz yuman bürokratlar veya siyasetçiler kaç tanedir, kimdir, nedir henüz bilmiyoruz. Türkiye'de bu iddialara dair henüz bir soruşturma da yapılmadı. Bu yüzden eğer iddialar doğruysa uyuşturucu ticaretine karışmış olan bürokratlar ve siyasetçiler hala görevinin başındalar.